Öyle bir malzeme hayal edin ki telefonunuzu haftalarca şarj etmeden kullanmanızı ya da uzaya kadar çıkmanızı sağlayacak bir asansör yapmanızı sağlasın. Bu sonsuz asansör ve bitmeyen piller karbon nanotüpleri sayesinde bir gün mümkün olacak. Karbon nanotüpleri çok küçüktür. Mesela şu insan saç telini ele alalım. Bu kalınlıkta bir ip yapabilmek için 10.000 karbon nanotüpe ihtiyacımız var. Bu kadar küçük olsalar da bir o kadar da güçlüler. Pamuktan yapılma bu ip, gördüğünüz Lego arabayı taşıyor ama eğer karbon nanotüpten yapılmış olsaydı gerçek bir arabayı taşıyabilirdi. Karbon nanotüp günümüzde kullanılan bir malzeme. Örneğin elimdeki bu badminton raketi. Karbon nanotüp sayesinde hem hafif hem de sağlam ve daha da önemlisi beni yenilmez yapıyor. Hiç de bile. Karbon nanotüp sadece kuvvetli değil, aynı zamanda ısı ve elektrik iletimini elektronik aletlerin içindeki tellerden çok daha iyi yapabiliyor. Karbon nanotüp kullanarak teorik olarak şarjı haftalarca dayanacak bir telefon yapabiliriz. Peki neden hala telefonumu her gün şarj ediyorum ve uzaya bir asansörle gidemiyorum derseniz, bunun sebebi karbon nanotüpü elde etmek hiç de kolay değil, hatta çok zor. Ama size bunu malzemeyi aynen çim yetiştirir gibi yetiştirmenin bir yolu olduğunu göstererek anlatacağım. Hadi temiz odaya gidelim. Çim yetiştirmeye nereden başlıyoruz bakalım. Öncelikle bir miktar tohuma ihtiyacımız olacak. Bu tungsten folyosu toprak görevi görecek. Bunu püskürteç denilen makinenin dibine yerleştiriyorum. Püskürteç bu demir parçasına çok yüksek ölçüde voltaj uygulayacak. Demir atomları yüzeyden ayrılacak ve tungsten folyosunun üzerinde birikecekler. Ve biz de böylece karbon nanotüplerimiz için tohum ekmiş olacağız. Evet, tungsten folyosu üzerinde gözle görülemeyen demir tohumları var. Hadi gelin bunların üzerinde biraz nanotüp yetiştirelim. Karbon nanotüp yetiştirmeden önce gerçekte neden meydana geldiklerini bilmek ister misiniz? Bu bir karbon nanotüp modeli. Gördüğünüz beyaz topların her biri gerçek boyutlarının yüzlerce milyon kere büyütülmüş halinde olan karbon atomları. Peki bu kadar karbonu nereden bulacağız? Her şey bu asetilen tankında başlayacak. Asetilen karbon açısından çok zengin bir gazdır ve musluğu açtığımda buradaki tüplere dolacak. Bu borulardan geçerek büyütme odasına ulaşacak. Buradaki ısıtıcının üzerinde demir tohumları içeren tungsten folyosundan bir parça var ve şimdi bunu da açıyorum. Demir ısınınca çok ufak damlacıklara dönüşecek ve asetilen bu damlacıklarla temas ettiğinde ise karbon emilecek ve karbon nanotüpler de aynen otlar gibi büyümeye başlayacaklar. Çok kuvvetli bir mikroskop altında neye benzediklerine bakar mısınız lütfen? Az önce gördüğünüz gibi karbon nanotüp yetiştirmenin sihirli bir tarafı yok. Hatta karbon nanotüpler günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşyada kullanılıyor bile. Şu an için biraz fantastik görünse de araştırmalarımız sayesinde belki bir gün uzay asansöründe yapabiliriz.